Türkiye Pomak Dernekleri Federasyonu'nun bu ayki toplantısı Edirne'de yapıldı. Meriç Nehri kıyısında bir restoranda yapılan toplantıda federasyon üyesi dernek temsilcileri bir araya geldi. Toplantıya Pomak Dernekleri Federasyon Başkanı Bayram Erat da katıldı. Edirne Pomak Kültür Derneği adına buradayım. Avukat Koray Uymaz başkanımız katılamadığı için biz temsil ediyoruz. Bu ayki toplantının burada yapılması, POMAK derneklerinin Türkiye'deki POMAK derneklerini burada ağırlamak bize de onur verdi. Biz de Edirne olarak Edirne'de POMAK kültürünü yaşatmak, POMAK dilini genişletmek amacıyla uğraşıyoruz. Bu kapsamda bizim de belli dönemlerde çalışmalarımız var. POMAK Dernekleri Federasyon Başkanı Bayram Erat, Edirne POMAK Derneği davetlisi olarak geldiklerini, bu ayki federasyon toplantısını da Edirne'de gerçekleştirdiklerini söyledi. Türkiye'de 25 ilde POMAK olduğunu belirten Erat, POMAK dilinin kültürünün yaşaması için çalıştıklarını kaydetti. Türkiye'de 2,5 milyona yakın pomak olduğunu belirten Federasyon Başkanı Erat, pomakça yok oluyor. Çocuklarımız, gençlerimiz şu anda pomakça konuşmuyor. Biz kendi kültürümüz pomakçanın yaşamasını istiyoruz dedi. Bizim derdimiz kültür, dil, kültür, tarih. Dil için pomakça kursları, işte pomakçanın artık okullarda seçmeli ders olarak okutuluyor. Pomakçanın da başlaması için kitap hazırlamaya çalışıyoruz. Buna Milli Eğitim Bakanlığı devletimiz izin veriyor. Ee, kültürle ilgili işte kaçamak günleri, e, Pomak kıyafetleri sergisi, sempozyumlar, tarihle ilgili e, Pomak sohbet toplantıları, e, Balkan tarihinde Pomaklar diye sempozyum serimiz var. 6 tane yaptık. 7. ve yapacağız. Pomak pamak kimliğinin yaşaması için, kaybolmaması için çalışmalar yürütüyoruz. İnsanın e, ki, yani kimliği, kişiliği dilidir, kültürüdür, tarihidir. E, kendi kültürümüzü, işte Pomakça'nın e, yaşamasını istiyoruz. Benim ana dilim Pomakça, Türkçe'yi ilkokulda öğrendim ama şu anda benim çocuklarım veya gençler şu anda konuşmuyor. Pomakça yok oluyor. İşte Pomak kültürü bizim kaçamak, akıtma, işte tikanik, zelnik, güzel yemeklerimiz var bunlar yok oluyor. Kendi kimliğimizi, kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. E, Türkiye'de 250 Pomak köyü var net, kitabı da çıkıyor bunu yazdık. 100 ilçeye yakın ilçede pomak yaşıyor, 25 ilde pomak yaşıyor. Biz şöyle bir bu köylerde ikişer bin kişi olsa kayıtlı ki var her köyde ikişer bin, 700-800 bin net pomak hani anası pomak babası pomak. İşte benim çocuklarım gibi, anası Pomak değil, babası Pomak. Onları da katarsak iki buçuk milyona yakın Pomak var Türkiye'de. İşte biz 10 yıldır bu çalışmaları yapabiliyoruz. 2009'dan beri internet üzerinden, Facebook üzerinden, işte cep telefonu üzerinden, işte televizyonları kullanarak ulaşmaya çalışıyoruz. Derdimiz de şey, Pomakça yaşasın, Pomak kimliği yaşasın, Pomak tarihi, Pomak ortaya çıksın, Pomak kültürü yaşasın.